15 Ağustos 2020 Manisa Merkez Tepecik Mahallesi'ndeyiz. Yanımızda Rekor Gelişim müşterimiz Kazım Yüksel. Evet. Geçen senelerde de Rekor Gelişim ürünümüzü domates tarlalarında kullandılar. Burada gene sanayi tipi salçalık bir domateste. Bu sene uygulama yaptık. 10 dekar bir yerdeyiz. 11 dekar. Neler oldu? Bu sene neler gördük? Bu çeşit nedir? Bir bahsedelim Kazım abi. Bu çeşit Pamira. Pamira çeşidi. Güçlü bir çeşit. Güçlü bir çeşit, evet. Yaygan bir çeşit. Hı hı. Biz bunu geçen yıl Rekor Gelişimizde kullandık. Evet. Çok memnun kaldık. Geçen sene de videomuz vardı, üreticiler evet. izlediler. Bu evet. sene tekrar kullandık. 2 yıldan beri kullanıyorum ben. 2 yıldan beri kullanıyoruz. Evet, bu 3. yıl. 2 tane tarlam var. Domates tarlam. Biri 23 dönüm, biri 10'muş dönüm burası. Evet. Tabii oraya kullanamadım. Şöyle bir şey oldu. Oranın icar tuttum, kira. Hı hı. Ve biri tutuyordu, bırakmış. Biz tuttuk. Ve bir gün içinde olduğu için her şey olduğu orada için, Rekor hemen. Gelişim biliyorsunuz biraz daha erken atmak lazım. Orada hı hı. geç çalışır, bir şey olur diye. Yani fırsatımız olmadı. O tarlalar oraya tarlalar atamadık. Arasında tabii bir hı. fark var. Şimdi burada nasıl oldu verim farkı? Şöyle bir gösterelim mi orayı? Şöyle bir kaldıralım. Oradan bir başlayalım göstermeye. Pamira çeşidi. Pamira çeşidi. Şöyle. Şu an dekarda ne görüyoruz verim olarak? Şu an 4 dilimini topladım. Nedir? Devam ediyoruz toplamaya. Yaklaşık 10, 12 ton sepete koyuyorum seçme mal. Yani 4 tonda arkaya mal kalıyor. Hı hı. O da şurada görürsünüz. Yaklaşık 16-17 tonlarda. Dekara 16 ton. Şöyle ekranda görülüyor şu an. Üreticiler görüyor. Yani irileşme anlamında, kızarma anlamında gayet güzel. Çok güzel, çok güzel. Şuradan çok da gösterelim şöyle Kazım abi. Bir tane kaldırsak şöyle. Evet. Şu anda ayağımı basacak bir yer kalmamış. Ayağını tarlada. Basacak bir yer yok. Şöyle açalım şöyle. Orayı. Şöyle. Hay maşallah. Şöyle göründüğü gibi. Hasata hazır şu an. Hasata hazır. Bekliyor. Ve renk de çok güzel. Her şey çok renk güzel. Renk de güzel. Şey şimdi, anlamında. Bu topraklar da niye burada özellikle niye kullandım? Burada tuz ve kireç yoğun. Evet. Kara toprak. Hı hı. Su yukarıda tutması lazım. pH yüksek. Yani nemi koruma amaçlı. Nemi koruma amaçlı. Tuzluluğu giderme amaçlı. Evet, öbür tarlalara 5 günde bir su verirken buraya 8-9 günde bir su verdim. Suyu yukarıda tuttu. Şimdi 5 günde verdiğimizde 9 gün neredeyse 4 gün. Zaman 2 katına çıkmış. Evet, sulama evet. ne kadar yapıyorduk? Sulama zamanı mesela her bir sulamada. Şimdi tabii her evre değişik domatının şu anki tabii, evresi. 20 saat göre. Verdiğimiz zaman da oldu. Hı-hı. Ama ilk baştan 5 saat, 6 saat, 8 saat. Ama sulama aralığı zaman olarak 2 katına çıkmış. Evet. 5 günden 9 evet. güne 4 gün artmış. Bu da çok büyük bir aslında tasarruf. Evet. Toprakla ilgili nemi koruması vesairesi. Evet. Tavsiye ediyor musunuz işinize, dostunuza? İnsanlar sizi izlediler. Geçen sene de ekranlarımızda gördük. Ben bir domatesci gördüm. Olarak tavsiye ediyorum. Kullandım, hı hı. gördüm. Şimdi beğenmediğim bir ürünü tavsiye Rekor gelişimle ederim. İlgili söyleyeceğiniz böyle kısaca 3 tane şey söyleyebilir misiniz? Çiftçilerimize buradan. Ama müthiş bir verim. Verim. Domates için konuşuyoruz. Evet, domates için konuşuyoruz. Güzel bir verim, müthiş verimi arttırıyor. Evet. Suda tasarruf var. Su tasarrufu var. pH düşürüyor. Şimdi bu sene malum Manisa'da da su sorunu var. Evet. Baraj sularımız zaten kesileli bir ay oldu neredeyse. Evet. Belki görülür arkada şöyle bir tak 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 çalışıyor. Yeni kuyular vuruluyor. Ekranda bilmiyorum evet, gözüküyor mu? Evet, yeni kuyu vuruluyor. Kuyularımız gitti. Sularımız artık bu sene %90 artizanları kaybettik. Sular gitti. Yani ekranda tesadüfi evet. o da görülüyor. Evet, evet. Şöyle şuradan biraz daha gösterelim Kazım abi. Tabii, bir iki buyurun. Tane daha. Şimdi burada bir 4 dekar falan topladık. 6 dönüm daha var. 6 dönüm 5 dekar civarında. Hasat devam ediyor. Hasat devam bugün ediyor. Bugün kasacılarımız gelmediği için şey yaptık, durduk. Evet. Burada bu şekilde. Yani her şey anlamında. Bakın. Ayağımızı basacak yer yok. O kadar sarmış. Bu şekilde görünüyor. Peki domatesle ilgili. Şöyle yapalım. Şöyle karşıdan alalım. Yıl olarak domates üretimiyle alakalı olarak Manisa'da bu bölgede iklim nasıldı bu sene? Uygun muydu şartlar? İklim hiç uygun değildi. Çok. Başlangıç fide aşamasından bugüne kadar anlatalım. Şimdi yaklaşık biz bunu ektiğimizde 8 Mayıs'la 16 Mayıs arasında 42 dereceye evet, giren, doğru. Yaklaşık 80 yıldan beri görünmüyor bir sıcak vardı. Doğru. Son bu sıcaklarda çok büyük çiçek kırımları oldu. Domates 34 derecenin üstüne kabul etmez. Etmez. Çiçeği kırar biliyorsunuz. Peki burada gördüğünüz burada kadarıyla. Burada hiçbir çiçek kırımı olmadı ki gördüğünüz yani yaklaşık 70-80 tane meyve var. Zaten maksimum şimdi bunların kamera cinsi. Çeşide, göre, çeşide evet. göre de şunun şöyle gösterelim. Evet. Şu şöyle. Tane eğrilikleri de gayet güzel, güzel ve dolgun. Yani. Evet. Evet. Devam güzel. Edelim.
Sıcak kurak geçti. Yani evet. 13-16-17 Mayıs arasında bir ondan etkilenmedi. Ben etkilenmediğine şuna bağlıyorum. Suyu yukarıda tutma kabiliyetiyle. Evet. Bir de şunu söyleyebilir miyiz? Sözünüzü kestim. Kök sisteminin toprak yapısının uyumlu olması, kökün çalışıyor olması bitkideki bu oluşacak sıcak stresini aldı. Aldı. Çiçek dökümünü, çiçek yanmasını engelledi. Evet. Tutum oldu. Bir tane çiçek burnu çürüklüğü bu tarafta göremezsiniz. Hala devam ediyor. Devam edelim. Ondan sonrası devamında da zaten iklim çok da normal gitmedi. Hiç gitmedi. Yağışlar ara ara. Bu bölgede olmasa da ara ara oldu. Ve bu sene hala gece ve gündüz sıcaklığı çöl iklime döndü Ege. Resmen. Gece gündüz arasında akşam sıcaklık. Akşam ben burada üşüdüm. Üşüyorsunuz. Ya, 13 Ağustos'tayız. Akşam üşüdüm. Bugün şimdi yanıyorum. Ya bunu bitki ne yapsın? Yani bitki domatesin bu hiçbir sistemi değil. Bu da bitkilerde büyük bir stres oluşturuyor. Evet. Bitkinin stres oluşturması topraktan su emilimini zaten direkt durduran bir şey. Beslenmesini durduran bir şey. Bu konuda ektiğim günden beri bu tarlada hiç stres yaşamadım. Stres yaşamadık. Verimimiz güzel. Çok güzel. Tonaj anlamında 16 tonları yakalamışız yıla göre. Bu pamira çeşidine göre. Şu domatesde karlı bir işletme olacaksa burası. Evet. 10 tonun üzerine gitmesi lazım. Yaklaşık 14-15 ton olması lazım. Kaç fide dikiyoruz onu da söyleyelim. Dekarda. Burada yaklaşık 30 bin tane fide var. 2800 tane dönümünde var. Döneme 2800 adet. 2900 adet 16 fide var. Dönümü. 25 santimde bir ekildi. Bir külka. Toplamda 30 bin tane fide var. 30 bin tane fide var. Ona göre hesabını üreticilerimiz yapar. 16 ton şu an topluyoruz. Evet. 12 tonu ayıklanıyor. Evet. 4 tonda. 160-170 ton mal. 4 tonu da arkasından gene devam ediyor. Evet. Rekor gelişimi 3. yıl oldu. Kullanıyorsunuz. Öncelikle bu bölge. Tepecik, diğer domates üreticilerine gönül rahatlığıyla tavsiye eder misiniz? Tavsiye ederim. Özellikle bundan %100 sonuç almaları için ben burasını Kasım ayında sürdüm. Ekim ayında pulluk altına o zaman attım. Tamam. O 4-5 ayda da güzel daha. Erken attığınız için toprağınızı iyice işledi. Evet, koca kış boyunca. Verimli hale getirdi. Evet, verimli hale getirdi. Bizim topraklarımız erkek toprak diyoruz biz. Yani pH yüksek. pH yüksek. Neredeyse organik madde hiç yok. Hiç demir yok. Bunlara, tuzluluk var. Tuzluluk çok. Bunları normal hale getiriyor. Normal hale getiriyor. Evet, bunu zaten üçüncü kez kullanıp gördünüz. Evet, evet. Biz her sene de kullanmaya devam edeceğiz. Biz teşekkür ediyoruz. Buradan bütün domates üreticilerine şöyle son kez gösterelim ve videomuzu bitirelim. Şu en son şurayı bir kaldırabilirsek. Şuraya, buraya da gösterelim. Şöyle gösterelim. Hep bir yerden göstermiş olmayalım. Bitirelim buradan gösterip. Yani nereye kaldırsak fark etmiyor. Yani üstten bakıldığında belki şey görünmüyor gibi görülebilir ama. Evet, şurası şöyle. Var. Şurası. Şurası bakın. Alta. Bu şekilde. Alt dolu. Yeterli. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Tarlanızı bize gezdirdiniz. Buradan bütün domates üreticilerine Manisa'dan selamlarımızı gönderiyoruz. Selamlar gönderiyoruz.